أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على ربي يسر ولا تعسر سهل علينا بفضلك يا ميسر رب زدنا علما وفهما وإخلاصا ونورا وألحقنا بالصالحين آمين يا معين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا آمين بحرمة سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم Yüce Rabbimiz hepimizi, analarımızı, babalarımızı, dua bekleyen kardeşlerimizi affı ve mağfiret eylesin. Allah-u Teala Celle Celaluhu kendi yolundan, istikametten bizleri, evlatlarımızı, neslimizi ayırmasın. Beş vakit namaz kılmamızı hepimize, aile bireylerimize nasip eylesin. Kılmayanlar varsa onlara da tövbe nasip eylesin. Biz söylemeden beş vakit namazlarına dikkat etmelerini, haram helal çizgisilerine dikkat etmelerini, iyi bir Müslüman olmalarını evlatlarımızın, damatlarımızın, gelinlerimizin nasip eylesin. Amin. Sonra da inşallah Rabbim hepimizi, bütün bizleri şu anda dinleyen kardeşlerimizle beraber hanımefendiler, beyefendiler, gençler cennetinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sofrasında buluştursun inşallah. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, aziz kardeşlerim, bugün itibariyle biliyorsunuz çok ama çok önemli günlere ve gecelere girmiş olduk. Onlar da Zilhicce ayının ilk 10 günü. Malumunuz Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde Fecir suresinin 2. ayetinde buyuruyor ki Bismillah ve leyalin aşr, yani 10 geceye yemin olsun. 10 gece işte dün akşam, yani çarşambayı perşembeye bağlayan gece, akşam ezanından sonra girdiğimiz ve bayram gecesi de dahil olmak üzere bayramın birinci gününe kadar sürecek olan geceler. Bu geceler ve günler çok değerli. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek buyuruyor ki bize bayram gününe kadar, yani Arefe dahil olmak üzere bayramın artık günlerinde oruç tutmak yasak. Bayrama kadar, Arefe de dahil olmak üzere tutulan oruçların her bir gününe bir sene, bir gün bir sene, 365 gün oruç tutmuş sevabı veriliyor. Ama Arefe günü orucu ise insana Peygamberimizin yine ifadesiyle sallallahu aleyhi ve sellem bir geçmiş olan seneden bir de gelecek olan seneden günahlarına kefaret oluyor. Harika bir şey. Onun için Rabbim inşallah bize uzun günlerdeyiz, havalar sıcak, efendim oruç tutma gücü versin ve oruçlarımızı tutalım. Özellikle hiç yapamıyorsak bayramdan önceki perşembe ve cuma günü oruç tutmaya çalışalım. Yani Kurban Bayramı'ndan önceki Arefe günü ve onun öncesindeki günde oruçlu olmaya gayret edelim. Rabbim kabul eylesin. Geceleri ise Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bize Zilhicce'nin 10 gecesinde yapılan ibadetler Kadir gecesine denktir. Kadir gecesi ibadetleri gibi kabul ediliyor. Onun için bir insan saatini kurmalı, mümkünse şu anda diyelim 3.28, 3.30 kadar düşünelim, böyle 3.30 geceliğin imsakın atması. Bu araya bir teheccüd namazı, 2 rekatlık da olsun yerleştirmeye çalışalım. Ve sonra dualarımızı efendim edelim Allah'ımıza Celle Celaluhu. Duaların, ibadetlerin çokça
kabul edilmiş olduğu günleri, geceleri yaşıyoruz. Yine sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugünlerde Allah'ı zikretmeyi çoğaltın buyuruyor. Kelime-i tevhidi çoğaltın, tehlili çoğaltın, tesbihi çoğaltın, tekbiri çoğaltın. Yani la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Çokça söylemek lazım. Bugünlerde söylenilen bir tesbihin, yapılan bir iyiliğin karşılığında 700 misli sevap veriliyor. Yani bir la ilahe illallah dedik mi sanki 700 kere söylemiş gibi kabul ediliyor. Allah'ım bizi bu zikirlerden, bu fikirlerden, bu yollarda koşuşturmaktan ayırmasın inşallah. Hayatın gayesi bu. Öbür türlü para kazan, nereye harcayacağını düşün, efendim affedersin sofrayla tuvalet arasında bir ömür tüket. Bu iş midir Allah aşkına ya? Müslümanın bir gayesi vardır, bir hedefi vardır. Allah'ımız ile buluşacağız. Rabbim inşallah rızasını almak suretiyle bizi huzuruna kabul eylesin. İmanla gitmeyi nasip eylesin. Güzel bir şekilde arkamızdan dua alabilmeyi nasip eylesin. Değil mi? Ne kadar imrendik, ne kadar böyle efendim adeta gıpta ettik. Ah, 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 ah. Efendi Hazretlerimizin cenaze merasiminde 3 milyon insan, şaka değil bu. 3 milyon insan efendim katıldı. Gökler yerleri cemaat doluydu adeta. E şimdi bir tanesinin dediği gibi Twitter'ını atmış. Diyor ki ey Mahmud Efendi Hazretleri sen ne yaptın ki Allah ile aranı nasıl kurdun ki bu kadar cemaat senin efendim cenazene katıldı. Arkandan bu kadar dualar aldın. Bu kadar sana ağlayanlar oldu. Evet. Rabbim bize de bir şeyler yapmayı nasip etsin. Bu dünya hayatından gidiyoruz. En azından kadınıyla erkeğiyle bizi dinleyen kardeşlerimiz hepimizin arkamızdan hayırlı bir evlat bırakmamız söz konusu olsun inşallah. Rabbim ikram etsin inşallah. 5 vakit namazını kılan, insanlığa hizmet eden, dua alan, dua efendim eden ve bizi kabrimizde sevindiren, babacığım, anneciğim, sana dua ediyorum, size dua ediyorum diye Yasinlerimizle, Kur'anlarımızla, hatimlerimizle, efendim hayır ve hasenatla bir yere hayır yapılacak diyelim ki ne yapıyor? Bazen bizde oluyor hepimizde. 10 lira bağış yap diyor İHA'ya. Hemen telefonda yazıyorsun. Niye yazıyorsun? İşte efendim Arakan diyorsun, Suriye diyorsun, efendim ikram diyorsun falan. Ondan sonra gönderiyorsun. Ne yapacaksın bu arada? 10 lira kendime gönderdim. Bir de beni yetiştiren, beni büyüten, bugünlere gelmeye sebep olan anama da bir 10 lira göndereyim. Babama da bir 10 lira göndereyim. Hocama da göndereyim. Eşime de göndereyim. Kayınpederime göndereyim. Kayınvalidime göndereyim. Ne olacak yani insan 100 lira bir harcasa, onların efendim sevap depolarına, sevap kaynaklarına atsa ne kadar harika olur. Rabbim hem versin helalinden bol hem de bize de cömertçe davranmayı, verebilmeyi nasip etsin inşallah. Evet, bugünlerde zikirlerimizi çoğaltalım, tekbirlerimizi çoğaltalım. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah. La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammedin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Bunlarla böyle efendim güzel günümüz, gecemiz, oturmamız, kalkmamız, yürümemiz böyle gidelim inşallah. Rabbim işinde hakikaten zevkini alabilmeyi nasip etsin. Tadını efendim keyfini çıkarabilmeyi nasip eylesin. O zaman insan hakikaten doyamıyor. Doyamıyor yani. Zikir yaparken doyamıyor. Sahabe-i kiram ne yaparlarmış biliyor musunuz? Bununla paylaşayım sonra geçeceğim diğer efendim hadis-i şerife. Sahabe-i kiram mübarekler yokuşa doğru böyle çıkarlarken bir rampa çıkacakları zaman falan hep böyle Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek çıkarlarmış. Biz de mesela merdiven çıkıyoruz, efendim bir yere gideceğiz. Ondan sonra bu arada hemen Allah'ı zikretmeye, onlar bizim için şahitlik yapacaklar.
o bastığımız yerler, efendim o merdivenler yarın ahirette konuşturulacak. Buralarda ne söylemiştik? Allahu Ekber söylemiştik. Efendim Rabbim bunları çoğaltmayı nasip etsin. Yokuştan aşağı inerken böyle sahabe-i kiram Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah tesbihini efendim söylerlermiş. Ve düzlükte Elhamdülillah, 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 La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah bunları söylemeye çalışırlarmış. Biz de inşallah böyle zikirde dilimizin efendim ya ıslak kalmasını böyle bunu söyleye 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 en son yine zikirle beraber Rabbimizin huzuruna gidebilmeyi Cenab-ı Hak'tan dileniyoruz, istiyoruz. Rabbim lütfetsin, ikram etsin inşallah. Bunların en güzel tarafı bir de yani bütün bu zikirleri toplayan, ağaç diktirecek bize cennette şimdiden hazırlık yaptıracak olan Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Bu tesbih de insana efendim acayip bir şekilde sevaplar kazandırıyor. Yani bu tesbihat insanın efendim günahlarını eritiyor, döküyor. Mesela tesbih namazı kıldığımızda bu tesbihi 300 kere söylüyoruz. Tesbih namazı kılmaya çalışalım bugünlerde inşallah. Tesbih namazı illa geceliğin teheccüde kılmamız şart değil. Çünkü geceler çok kısa ya. Bunu öğlene doğru kuşluk vaktinde kılabiliriz. Sabahleyin saat 9'da kahvaltını yapmışsın. Güzel böyle evde de istirahattesin veya iş yerinde imkanı var. Zaten topu toplamı yarım saatini alıyor. 300 tane Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Böyle söylüyorsun. Bu 4 rekatlık bir namaz. Efendim Google amcadan, internetten falan öğrenebiliriz. Dolayısıyla bu namazı kıldığımız zaman Allah-u Teala Celle Celaluhu böyle kocaman bir tepenin üzerinde bulunan kum tanelerinin sayısınca günahlarımızı da affediyor. Allahu Ekber. Ne güzeldir. Kılmaya çalışalım. Rabbim kolaylık versin. Kılalım inşallah. Ben anlatıyorum sizlere. Rabbim bana da siz dinleyen güzel insanlara da nasip etsin. Yapalım inşallah. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu günlerin önümüzde olanlarından özellikle şu 4 geceyi ihya eden, 4 geceyi güzel bir şekilde ibadetle geçiren kimse muhakkak Allah'ın cennetine efendim girer diye müjdeliyor. Yani vecebet lehul cennet buyurmuş efendim hadis-i şerifin orijinalinde Allah-u Teala Celle Celaluhu efendim o kimseye cenneti vacip kılar. Tabi bu Allah'ın ikramıyla olan bir şeydir. Efendim yoksa Cenab-ı Celle Celaluhu'ya metodları haşa sen alacaksın yapacaksın diyemeyiz. Allah'ımız Celle Celaluhu şunları yapın ben de size cennetimi vereceğim diye ikramda bulunuyor. Hangi geceler bunlar? Bu geceler efendim Mina efendim gecesi yani terviye gecesi. Terviye gecesi ne zaman olacak? Arafat'tan bir gün önceye terviye gecesi, terviye günü diyoruz. Onun gecesine de terviye gecesi adını veriyoruz ki o da önümüzdeki günler için söylüyorum. Allah nasip ederse 6'sını yani Temmuz'un 6'sını bahsediyorum. Temmuz'un 6'sını 7'sine bağlayan gece. Çarşambayı Perşembe'ye bağlayan gece. Bu terbiye gecesi oluyor. Bu geceyi ihya eden kimse. Bir. Sonra Arafat gecesi var. Yani Cuma günü, Arafa günü. Biz de efendim o günün gecesinden Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece oluyor. O da 7'sini 8'ine bağlayan gece. Sonra Ramazan Kurban Bayramı gecesi, bir de Ramazan Bayramı gecesi. 4 gece olarak bildirildi. 2 bayram geceleri, terviye gecesi ve efendim Arafat gecesi. İnşallah bunlar ihya ederken oruca da kalkmış olacağız zaten. Saati 2.30 gibi kurarsak 3.30'a kadar hem iftar sahurumuzu yaparız hem de gecemizde en azından bir 2 rekat namaz kılacak bir vakit buluruz. O şekilde gecemizi ihya ederiz. Rabbim nasip etsin, kolay etsin inşallahurrahman. Allah Celle Celaluhu hepimize dini mübin İslam'ın
yolundan koşuşturmayı, çocuklarımıza da güzel örnekler bırakıp da güzel efendim babama, annem, ben hep hayır yollarda koşturken gördüm elhamdülillah. Kötü bir görüntüsünü hatırlamam diye böyle çocuklarımızın arkamızdan hayır dua edeceği bir kalıcı iz bırakmayı da hepimize Rabbim nasip eylesin inşallah. Amin. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yine zikirler noktasında tavsiyesi var. Diyor ki bize Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cennet hazinelerinden, efendim cennet hazineleri değerinde olan bir zikir öğreteyim size. Cennet hazinelerinden. Onu çok söyleyin diyor. Eksir min kavli la havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah sözünü çok söyle diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. La havle ve la kuvvete illa billah demek güç kuvvet sadece ve sadece Allah'tandır, Allah'ındır. Dolayısıyla ben Allah'ıma güveniyorum. Allah'ım bana yardım edecek. Ben Allah'ıma güzel bir kulluk yapacağım. Allah'ım bana yardım edecek. İnşallah günahlardan uzak kalacağım. İsyanlardan, hatalardan, yanlışlardan uzak kalacağım. Bu da Allah'ımın yardımıyla olacak. O yüzden la havle ve la kuvvete illa billah. Baktın işin iyi gitmiyor. La havle ve la kuvvete illa billaha sarıl. Allah müşterilerini gönderecek. Baksın evde hanımın da veya hanımsa beyiyle durumu arası iyi değil. Hemen bir kenara çekilsin. La havle ve la kuvvete illa billah. 100 kere söylesin. Ondan sonrasında bir kalpte bir yumuşaklık. İki tarafın birbirine sıcaklığı olacak. İşte efendim iş bulamıyorsun, eş bulamıyorsun. Okula girmek istiyorsun. İmtihanda başarılı olmak istiyorsun. La havle ve la kuvvete illa billah. Efendim işte bakıyorsun ya nefsin çok yaramaz böyle seni gıdıklıyor falan, hemen la havle ve la kuvvete illa billah, Allah'a sığınarak yardım istemeli. La havle ve la kuvvete illa billah cennet hazineleri değerinde çok kıymetli bir söz, bunu çokça söyleyin diyor sevgililer sevgilisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Dostlar bir zikir daha sizinle paylaşayım ve sohbetimizin sonuna gelmiş olalım. Duamızı da kapatalım inşallah. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bize buyuruyor ki bir insan La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehul mülkü ve lehul hamdü yuhyi ve yumit ve hu ala kulli şeyin kadir. Bunu söylerse La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehul mülkü ve lehul hamdü yuhyi ve yumit ve hu ala kulli şeyin kadir. Bunu böyle söylediniz. Allahu Teala Celle Celaluhu, İsmail Aleyhisselam var, İsmail peygamber, onun evlatlarından, ailesinden köle olmuş, pazarda satılıyor, kölelik pazarında eskiden vardı bunlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oradan bir örnek verdi. O İsmail Aleyhisselam'ın efendim evlatlarından köle pazarında satılan dört tane evladını parayla alıp azat etme, parayla satın alıyorsun. Kaç paraya bu köleler? Örnek olsun bugün için söylüyorum. Efendim bir tanesi diyor 100 altın. 4 tanesi 400 altın. Bir altın nereden baksanız efendim 6,5-7 bin lira. Yani ne demek? 700 bin lira. Onu beraber çarpıyorsun, diyorsun? Belki 3 trilyon para ediyor. 3 trilyon parayı bir insan bir anda köleleri alarak azat etmek için veriyor. Efendim orada almış olduğu sevabı bir düşünün. Efendim Peygamber Efendimiz diyor ki ben size ümmetim bir kolaylık vereyim. Siz böyle paralarınızla vesaire belki hayır yapamayacaksınız ama dilinizle bir tesbih söyleyeceksiniz. Oradaki alınan sevapları hemen alabileceksiniz. Nedir o? La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh lehul mülkü ve lehul hamdü yuhyi ve yumituhu ala kulli şeyin kadir. Devam edin bu zikre. İnsan bu zikri sabahleyin efendim sabah namazını kıldıktan sonra hiç ayağını kıpırdatmadan 10 kere söyler. Sonrasında 7 kere de
Allahümme cirni minen nar. Allah'ım beni ateşinden, cehenneminden koru ya Rabbi. Cehennem ateşinden koru ya Rabbi. Allahümme cirni minen nar. Allahümme cirni minen nar. Allahümme cirni minen nar. Allahümme cirni minen nar. Allahümme cirni minen nar diye böyle dua edersek hem Allahu Teala Celle'ye cehennem efendim ateşinden bizi saklayacak noktasında müjdeyi veriyor. Oradaki dua kabul ediliyor. Hem de Allah'ın zikriyle sabahımıza başlamış oluyoruz. Akşam da aynısını devam ettirelim inşallah. Rabbim hepinizden razı olsun. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bütün işlerinizi kolay eylesin, asan eylesin, hayırlı eylesin. İyi insanlarla karşılaştırsın. Rabbim kazançlarınıza bol bereketler nasip eylesin. Kimseye muhtaç etmesin Allah. Hep helalinden nasip eylesin. Harama da değdirmesin inşallah. Haramla bizi efendim açlığa böyle krediydi, bankaydı özellikle bunlarla da buluşturmasın. Cenab-ı Hak Celle hep istikamet üzere yaşayıp dostlarıyla dost olup inşallah cennette yine başta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere dostlarıyla oturmayı aynı sofraya, efendim aynı güzel koltuklara karşı muhabbet etmeyi nasip eylesin. Amin, amin, amin. Subhanallah ve bihamdihi. Subhaneke Allahümme ve hamdike. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfirüke ve tuğbu ileyk. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Subhan rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Tekrar hatırlatmakta fayda mülahaza ediyorum. Haftaya Allah nasip ederse çarşambayı perşembe gecesinde kalkıyoruz sahura. Perşembe günü orucumuzu tutuyoruz inşallah. Sonra cuma günü orucumuzu tutuyoruz. Cumartesi de bayramımız var zaten. Bayram orucu olmaz. Bayram gününde de Rabbimiz ikramıyla etlerimizle de efendim buluşuyoruz. Allah şimdiden hayırlı mübarek eylesin. Şimdiden kabul eylesin. Allah-u Teala'ya emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.